Mutlu akşamlar. Bugün 16 Aralık 2022 Cuma. Ben Fatma Meltem Naz. TV2 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Günün gelişmelerini paylaşacağız. Haftanın son gününde bültene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli enerji açıklamalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış töreninde konuştu. Erdoğan, enerjinin dünyadaki önemine vurgu yaparak amacımız ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış töreninde konuştu. Erdoğan, açılışla birlikte tesisin Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi olduğunu söyledi. Bugünkü açılışla birlikte Silivri, Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi Silivri'deki bu tesisi biz kurmuş, ilk fazını da 2007 yılında hizmete almıştık. Son genişletme çalışmaları denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda 31 bin metre deniz sondajı yapılarak gerçekleştirildi. Enerjinin dünyadaki önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, amaçlarının Türkiye'yi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmek olduğunu açıkladı. Amacımız ülkemize en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı atıyoruz. Ve böylece özellikle Trakya doğalgazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Ordu merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ordu merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Balıkesir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerindeki aramalardaysa 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 mermi ele geçirilmişti. Ordu merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanlarını tehdit ederek haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, tehdit, 6131 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli polislerce geniş güvenlik önlemleri altında Ünye Adliyesi'ne getirildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ordu merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Balıkesir'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 25 zanlı gözaltına alınmış. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 tabanca, 2 tüfek ve 45 mermi ele geçirilmişti. Ordu'da açık cezaevinden firar eden iki hükümlü ise saklandıkları evde kıskıvrak yakalanarak yeniden cezaevine götürüldü. İki firar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklanmışlar. Ordu'da açık cezaevinden firar eden iki hükümlü saklandıkları evde yakalanıp yeniden cezaevine götürüldü. Alınan bilgiye göre kasten adam öldürme suçundan hükümlü Tekin B ile Cihangir T yaklaşık bir ay önce Efirli açık cezaevinden firar etmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu şahısların Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ahmak davası nedeniyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından muhalefet ve iktidar kulislerinde birçok olasılık ve senaryo konuşulmaya başladı. Peki sokak ne düşünüyor bu konuda? Ordulara uzattık mikrofonlarımızı. Bu siyasi bir olay. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle bir ceza almıştı. Ama bugün başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, baş lider oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ahmak davası nedeniyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının Türkiye'nin en kritik seçimlerine aylar kala siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği sorusu gündemin ön sıralarına taşındı. İmamoğlu'nun yasak getirdiğine kime getirecek? Bana mı getirecek yasağı? Bunların zaten işi gücü İmamoğlu'na uğraşmak. İmamoğlu hakkındaki karar henüz kesinleşmese de kararın açıklandığı andan itibaren muhalefet ve iktidar kulislerinde kararın siyasi sonuçlarına ilişkin birçok olasılık ve senaryo konuşulmaya başlandı. İmamoğlu bu sefer genel başkanını isterse dinlemeyebilir. Bunlar şimdi altılmazsa da burada bir aday gösterilecek hiç kimse yok orada zaten. Tamam, İmamoğlu'na gösterdi, buna Mansur Yavaş da gösterseler gene hiçbir şey yapamayacak zaten. Peki Ordu halkı bu kararı nasıl değerlendiriyor? Herkesin inşallah yolu açık olsun. Olabilir de bu siyasi bir olay. Kanunlar ne derse o olur. Biz hepsine saygılıyız. Altılı Masa'nın adayı İmamoğlu olmaz diyen de var. Çıksa bile kazanamaz. Kazanamaz yavrum. Yaparsa halk yapacak, yapmasa halk zaten indirmesini biliyor onu. Göstermez. Kılıçdaroğlu var çünkü. O diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapsın diyor. Ona yeterli diyor. Olmaz. Altılı Masa olduğu yerde kalır. Yok. Gösterse cezası var, hemen atışalar onu içeri. 2 sene 7 ay 15 gün ceza yedi İmamoğlu. Yok, çıkarmazlar. Bence çıkarmazlar. Zannetmiyorum çıkaracaklarını. Etkili olmaz yani. Sanmıyorum. İmamoğlu bence Cumhurbaşkanı olacak şeyde bir insan değil. Aday olacağını da pek sanmıyorum. Yani gençler arasında çok meşhur ancak oy çıkarabileceğini sanmıyorum. İmamoğlu'nu gençler seçecek diyen de. Bence olmalı diye düşünüyorum, o kadar gençler arkasındayken özellikle çıkarmalı diye düşünüyorum yani. Benim bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun girişini, Cumhurbaşkanlığı adaylığına girişini biz çok çok istiyoruz. Halk olarak seviyoruz, istiyoruz. Bence olur. Zaten bu beklenen bir şeydi. Halk bundan tarafa. Ben şahsen 75 yaşındayım, böyle bir şeylik görmedim. İmamoğlu çıkarsa millet %50-60 oy alır tahminim ben. Yani ben öyle görüyorum. Altımıza gösterebilir yani. Umut onda zaten. Umudunda. Olabilir. Bence göstermeleri lazım. Gösterirlerse iyi olur. Mis gibi olur. Hem de mis gibi olur. Kılıçdaroğlu'nu bile, Kılıçdaroğlu kendisi girmek istiyor. Sadece ün kazanmak için. Seçim kazanmak için değil. Zaten 10 kere girdi. 0 aldı geldi. Şimdi de kendisi yine aynı şekilde girecek ve 0 alacak gelecek. Ama biz 0 alsın gelsin istemiyoruz. Ya Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İmamoğlu. İmamoğlu'na bu seferki yapmış oldukları hareketten dolayı İmamoğlu'nun oy potansiyeli gökyüzüne vurdu. Halk bu konuda ikiye bölünmüş durumda olsa da muhalefetten kesin karar çıkmadığı sürece adaylık konusu konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Halk diyor ki ya İmamoğlu ya da diyor Mansur Yavaş'ı diyor. İstiyoruz. Halk bunu istiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, engelli dernekleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz dedi. Biz varız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, engelli dernekleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada engelli vatandaşlara hitap eden Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını, sorun ve taleplerinin çözümü için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Benim amacım şu, sizi daha fazla mutlu etmek, yüzünüzü daha çok güldürmek ve ihtiyaçlarınızı temin ederek birlikte huzur içinde hayatımızı sürdürmek. Bu şehir hepimizin, bu il hepimizin. Dolayısıyla burada hiçbirimizin birbirinden bir gram farkı yok. Bir milim farkı yok.
Bunları birlikte konuşalım ve sorunlarımızı da varsa tespit edelim ki var. Bitmez sorun da bitmez, ihtiyaç da bitmez. Biz de bunlara çözüm bulmakla görevliyiz. Başkan Güler, vatandaşların talep ve sıkıntısını tek tek masaları gezerek dinledi. Hem sorunlarının dinlendiği hem de hoş vakit geçirilen program engelli bireyleri ise oldukça memnun etti. Engelli vatandaşların sorunları ve talepleri konusunda çözüm odaklı olduklarını aktaran Başkan Güler, bizim amacımız sizi daha çok mutlu etmek dedi. Hür bir ortamdayız. Fikirlerinizi söyleyin, çözüm önerilerinizi getirin. Aynı zamanda sadece eleştirmeyin, çözümünü de düşünün. İşimizi kolaylaştırın. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in bölgemizde ve elimizdeki maden alanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar gelecek ekranlara. TV52'de Yeni Gün programında misafirimiz olmuştu Milletvekili Adıgüzel ve Ordu'da özellikle de orman arazilerinin maden firmalarına kaba tabiriyle peşkeş çekildiğini iddia etmiş ve bu firmaların 2023 seçimlerini beklediğini söylemişti. Yani fırtına öncesi sessizlik var. Ordular lütfen uyanık olsun dedi. Bu madenlerin orduya bir faydası yok. Bu madenlerin ülkeye bir faydası yok. İşte faydası olsa Türkiye Türkiye'de sondan birinci olur muydu? Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel TV2'de katıldığı Yeni Gün programında Fatma Meltem Naz'ın sorularını yanıtladı. Ordu'daki maden alanlarının ne orduya ne de ülkeye fayda getirmediğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partili vekil, eğer faydası olsa Ordu Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Karadeniz'de en fakir il olur muydu sorusunu sordu. Yani bu kadar %74'ünü maden alanı açtınız. Türkiye'de en yoğun madencilik bütün coğrafyası itibariyle yaptığınız ikinci il Çanakkale'den sonra Ordu, ruhsat vermişsiniz %74'üne, orman ve tarım alanlarının tamamına ruhsat verdiğiniz bir Ordu. Madencilikten bir karı olsaydı Türkiye sonuncusu olur muydu? Fatsa'daki altın madeni alanına değinen Adıgüzel, ortaya konmuş bilimsel raporları örnek gösterdi. Şirketin alanı kirlettiği ortadayken hukuk sistemi düzgün işlemediği için halen faaliyetlerine devam ediyor dedi. Ortaya konulmuş bilimsel gerçekler, analiz raporları var. Fas'taki siyanür faciasının bütün coğrafyayı kirlettiğine dair. Eğer Türkiye'de hukuk sistemi hakikaten hakkaniyetle çalışmış olsa bu madenlerin çoğu kapatılır. Mesela daha bu pazartesi Fas'taki siyanürlü altın madeninin ruhsat iptali davası vardı. Eğer hakim ve hukuk süreci doğru işlese bu maden şu anda da faaliyetine devam edemez. %74'ü maden alanlarında ruhsatlı, ordunun birçok alanında seçim öncesi faaliyetlerin durdurulduğunun altını çizen ordulu vekil, bu sessizliğin ise seçim yatırımı olduğunu iddia etti. Şimdi de bundan sonrasını söyleyelim. İşte Ulubey'de bir şey yapmaya kalktılar, evet. Halkın direnişle karşılaştılar. Perşembe yaylasında bir şeyler ortaya çıktı, sonra kapattılar üstünü. Birçok yerdeki birçok maden alanında şu anda durdular, değil mi? Bir bakın, sessizlik var. Neden? Çünkü 2023 seçimine kadar durdular. Bunu bütün orada halkı buradan benim ağzımdan duysun. Bir kere yani kenara yazsın. Bu durağanlık, bu sessizlik, fırtına öncesi sessizlik. Eğer diyorlar ki, ola ki bir daha alırsam ben bu seçimi, bunların hepsini tekrar faaliyete geçireceğim. Maden konusu üzerinden hükümeti topa tutan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili iktidarı fındığa ve üretime düşman olmakla suçladı. Fındığı düşman gören, üretimi düşman gören bir coğrafyayla, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Coğrafyamızda ne varsa suya, ağaca, ormana düşman bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Fatsa ilçesinde özellikle de çevrecilerin mücadele ettiği kıyı dolgusu projesiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İlçenin Dumlu Pınar ve Mustafa Kemal Paşa kıyı şeridinde yaklaşık 50 metrelik bir alan doldurulacaktı. Ordu Valiliği ÇED raporu gerekmez demişti. Ancak çevreciler durumu mahkemeye taşıdı. Ordu İdare Mahkemesi ise buraya yapılacak her bir çalışma için ÇED raporu gereklidir dedi. Mahkemeyi Danıştay'a götürdü Ordu Büyükşehir Belediyesi. Danıştay da konuyla ilgili kararını bugün açıkladı. Alana ÇED raporu olmadan hiçbir çalışma yapılamaz dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Danıştay temiz başvurusunun kararı geldi ve Danıştay tarafımızı haklı buldu. Bu ne demek? Karar düzeltme yolu da kapalı olmak üzere yerel mahkemece verilen karar Danıştay tarafından onandı.
artık ÇED gerekli değildir kararına yönelik açılan davada bir itiraz yolu daha yok. Ordu'nun Fatsa ilçesinin merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar mahallelerinin sahil kısımlarında yapılmak istenen deniz dolgusu geçtiğimiz dönemlerde çok tartışılmış ve kamuoyunu bir süre meşgul etmişti. Fatsa sahilini kıyıdan 50 metre kadar daha genişletme çalışması yapmak için Ordu Valiliği tarafından bu konuda ÇED raporu gerekmez denmişti. Fatsalı çevrecilerin açtığı dava sonucunda alanda bilirkişi heyeti inceleme yapmış ve Ordu İdare Mahkemesi'ne rapor sunmuştu. Rapor doğrultusunda çevrecilerin talebini haklı bulan mahkeme burada ÇED'siz çalışmaya izin vermemişti. Daha sonra ise proje sahibi Ordu Büyükşehir Belediyesi davayı Danıştay'a taşıdı. Danıştay'ın aldığı kararsa merakla bekleniyordu. Temyiz'den çıkan karar Ordu İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Yani alanda ÇED izni alınmadan bir çalışma yapılamayacak. Denizden uzaklaştırma projesi olarak adlandırdığımız deniz dolgu faaliyetinin mahkeme neticesi kesinleşmiş olup sayın avukatımızın da dediği gibi itiraz yolu kapalı kesinleşmiş bir karar oldu. Konuyla ilgili mücadelesini sürdüren Fatsa Doğa Çevre Derneği'ne göre ise yapılacak dolgu projesi aynı zamanda Fatsa Çevre Yolu'nu da iptal etmek anlamına geliyor. Bu projenin esas amacı Fatsa'ya çevre yolunu iptal etmektir. Esas amaçları bizim 27 Nisan 2022'de Ankara'daki İDK toplantısında karayollarının bir yetkilisi söyledi bunu. Mevcut gidiş gelişte yolumuzun orta refüjünü kaldıracaklar, kaldırımı kaldıracaklar, birer şerit daha ilave ederek çevre yolunu iptal etme projesi bu. Başka bir proje değil, onun için Fatsa'nın geleceğini mahvedecek böyle bir projeye evet dememiz hiçbir zaman mümkün olmayacak sevgili Fatsalılar. Bundan sonraki mücadelenin daha çetin geçeceğini söyleyen Fatsa Doğa Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, çetsiz yapılamayan deniz dolgusunun imar düzenlemeleriyle gerçekleştirilmeye çalışılacağını iddia etti. Bundan sonraki mücadelemiz daha çetin olacak sevgili dostlar, Fatsalılar ve Ordulu hemşehrilerim. Çünkü mahkeme kararıyla aldıramadıkları, yapamadıkları bu işlemi şimdi değişik metotlarla imar tadilatı nedeniyle yapmak, marifetiyle yapmak için girişimlerde bulunuyorlar. Altınordu Belediyesi'nin 72 mahallede başlattığı beton yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Cumhuriyet Köy ve Bahariye mahallelerinde mesaideydi. Altınordu Belediyesi şehrin her bölgesinde gündüzden geceye uzanan tam zamanlı bir mesaiyle kararlılıkla çalışmaya, yılların akut sorunlarına bir bir neşter vurmaya, ulaşım yatırımlarıyla her mahalleye, her köşeye dokunmaya devam ediyor. Başkan Aşkın Tören'in nitelikli bir ulaşım ağı ve güçlü kırkent bağı hedefiyle 72 mahalle için başlattığı beton yol seferberliği programının Cumhuriyet Köy ve Bahariye mahalleleri etapları da tamamlandı. Altınordu Belediyesi yaşanabilir ve ulaşılabilir şehir hedefine emin adımlarla ilerliyor. Hummalı bir asfalt ve beton yol seferberliği yürüten Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Köy Mahallesi ve Bahariye Mahallesi'nde yıllardır süren ulaşım çilesine son verdi. Beton yolumuz yapıldı. Başkan Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Yollarımız çok güzel oldu. Çamurdan çoraktan kurtulduk. Allah razı olsun Aşkın Tören'de. Başkanın çalışmaları çok güzel. Aşkın Başkan'a çok çok teşekkür ederiz. Yapılan yerler çok güzel. Hele şuradaki beton çok şahane olmuş, çok güzel olmuş. Ellerin sağlık. Başkan'a da çok çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Köy Mahallesi Çatak ve Böğürtlenlik sokaklarda tamamlanan beton yolla zorlu coğrafyanın sarp yokuşlarında ulaşım artık hem güvenli hem de konforlu bir yapıya kavuştu. Ben Bahtiyar Şahin. Burası grup yolumuzdu bizim Bahariye. Beton döküldü. Allah razı olsun Aşkın Başkanımızdan. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Aşkın Başkan'a. Aşkın Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor ya. Allah razı olsun diyoruz. Nerede bir şey varsa orada bulunuyor ya. Yapılan hizmet gerçekten güzel oldu yani. Kalın döküldü beton. Aşkın Başkan'a teşekkürlerimi sunarım bu konuda. Gerçekten yaptığı hizmet güzel oldu. Yapılan yerler çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederek bu çok güzel. Hakikaten beton iyi. Çok teşekkür ederim ona. Aşkın Başkanımız güzel.
Güzel çalışıyoruz başkana, çok teşekkür ederim. Bahariye Mahallesi'nde de beton yol çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, Bahariye Gerce bağlantısı olarak hizmet veren, ayrıca bölge havzasını yokuş dibi ve kaba düze bağlayan Merkez Sokak ve Merkez Sokak 2 güzergahlarını da beton yol konforuyla buluşturdu. Aşkın Başkanıma teşekkür ediyorum. Hayaldi gerçek oldu diyoruz. Biz buradan araç geçmeyen yolumuz beton oldu. Betonumuzu yaptık. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz daha önce bir fidan dağıtımı yapmıştık. Bu yıl yine tekrarını yaptık. Bu konuda Aşkın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Düğünümüz var, cenazemiz var. Başkanımız yanımızda. Her zaman yanımızda. 7/24. Biz ayrıyetten yine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çalışmaları değerlendiren Başkan Aşkın Tören, hem merkezde hem de kırsalda bir taraftan altyapı ve üst yapı çalışmalarımız, diğer taraftan hummalı yol çalışmalarımızda elverişli hava koşullarını değerlendiriyoruz. Çok verimli bir çalışma sezonu geçirdiğimizi ve hedeflerimizin üstüne çıktığımızı da rahatlıkla ifade edebilirim. Yol çalışmalarımızda hem kırsalla kent bağlantılarını güçlendiriyoruz, hem de hemşehrilerimize nitelikli, standardı yüksek bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Kırsalda talep edilen hizmetleri yeni programlarımızla yerine getirmeye devam edeceğiz. Yorulmayacağız, eksikleri tamamlamak ve mahallelerimiz arasındaki hizmet açığını kapatmak, insanımızı en güzel hizmetlerle buluşturabilmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz dedi. Aslında kargış, hava yağışlı olduğu şartlarda sıkıntılı bir yolumuz vardı, çileli bir yol vardı. İnsanlara ulaşmakta güçlük çekiyordu. Allah razı olsun. Yani güzel bir hizmet oldu. Mahalle halkı adına özellikle Aşkın Tören Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Mahalle sakinleri de Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. 77 yaşındayım. Böyle bir güzel yol görmedim. Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. İleriden patoz da gelemiyordu kapıya buraya. Patoz için eline yapıldı o yollar hep. Eski halimiz çok kötüydü. Çukurlar, hendekler, biliyorsunuz buranın şartlarını. O şekilde zor bir şartlarda yürüyorduk. Altınordu Belediye'mize beton çalışması için, asfalt çalışması için çok teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, OSKİ Genel Müdürü Murat Uz ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Ünye'de yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, OSKİ Genel Müdürü Murat Uz ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Ünye'de yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bugün gerçekten Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri Ünye'de misafir etmekle, hem yapılan hizmetleri yerinde inceleme ve yapılacakları da tespit etmek üzere sahada birlikte ziyaretlere çıkacağımızdan dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Saha çalışmaları öncesi görüş alışverişinde bulunan ziyarette Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e Ünye'de yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Yapılanlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet İlmi Güler'e arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii öbür taraftan da gene yapılacak olan ve ilçemizin sorunları, hem şehirlerimizin sorunları olan meseleleri de hem yerinde tespit etmek, onları da çözerek hem şehirlerimizin bekledikleri şehir konforuna ulaşmalarına inşallah el birliğiyle vesile olacağımızdan dolayı da ayrıca memnunum. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Sağlı ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan'ın da bulunduğu ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden heyet, sıcak asfalt çalışmaları başta olmak üzere sosyal donatıları ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birimlerden bilgi aldı. Genel Sekreter Sait İnan ise Ünye'de yapılan hizmetleri yerinde görmek, ihtiyaçları tespit etmek için Ünye'deyiz dedi. Göreve gelişiyle birlikte ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi çehresi her gün değişen, her gün gelişen ordumuzun çok özel bir yerindeyiz şu anda. Ünye'nin en kalabalık mahallelerinden birisi Atatürk Mahallesi. Burada özellikle biz bugün burada yapılan altyapı çalışmaları tamamlanıp üzerine dökülen 10 kilometre sıcak asfalt, tamamlayan kaldırımlar ve yol çizgi çalışmalarıyla birlikte Atatürk Mahallesi sakinlerine bir konfor sağladık. Atatürk Mahallesi'ne Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi'nin önemli yatırımlar yaptığının altını çizen Muhtar Ziya Güzelsu,
emeği geçenlere teşekkür etti. Başkanımızın özellikle mahallemize kazandırmış oldukları spor kompleksi, halı sahamız, yaşam parkımız, Gültepe sokaktaki yine atıl bir durumda olan güzel bir parkımız hayata geçti ve çocuklarımız rahat bir şekilde girip çıkıp ücretsiz bir şekilde buralardan faydalanmaktalar. Kendilerine yine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler Bey'e mahallemizde yapılan ve üyemizde yapılan hizmetlere verdiği destekten dolayı canı gönülden çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı Hüseyin Sağlı bu güzel hizmetlerin sahada karşılığını görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Güzellikleri bugün yerinde görmek adına birlikte burada olmaktan, sizlerle beraber sahayı gezmekten ben de mutlu olduğumu, bu yapılan hizmetlerin güzelliğinin ve memnuniyetinin sahada bize yansımasını görmüş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Atatürk Mahallemiz, bünyemizin en yoğun nüfusunu barındıran bir mahallemiz. Bu mahallemizde de diğer mahallelerimizde olduğu gibi yaptığımız çalışmalar neticesinde Allah'a şükürler olsun 30-40 yıllık meseleleri, sorunları tamamlayarak şehir hayatı içerisindeki konforlu yaşamını temin etmek adına göstermiş olduğumuz gayretlerle bugünkü noktaya gelmiş durumdayız. Muhtarımız ifade ettiler. 19 sokak, 2 tane cadde olmak üzere hayata geçirildi. Evet, burada verilen emekler içerisinde personelinden ilgili daire başkanına, genel sekreterime kadar, ki tabii ki burada en önemli bizim başımızda olan değerli büyüğümüz, kıymetli büyüğümüz Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Başkanımızın özellikle hem destekleri hem de başımızda oluşu çok önemli. Başkan Hüseyin Tavlı Atatürk Mahallesi'ne değer katacak Yaşam Park projesini de değerlendirirken mahallenin pazar yeri sorununu da çözüme kavuşturacaklarının müjdesini verdi. Burada iki tane önemli bir parkı hayata geçirdik. Buradaki hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bir tanesi hemen sahildeki Gültepe sokaktaki bir tane parkımız, bir tanesi de şu bulunduğumuz noktanın üst kesiminde Yaşam Park diye tabir ettiğimiz alan. Bununla birlikte bu bölgede biliyorsunuz Perşembe günü bildiğim kadarıyla, evet, Sayın Muhtarım, bölgesel yerel pazar kurulmakta. Özellikle üretim yapan annelerimizin, kardeşlerimizin ve büyüklerimizin burada zor şartlar içerisinde ürettiklerini pazarlamaları ve mahalle sakinleriyle buluşturmaları bizi gönülden yaralıyordu. Onun için biz burada ne yapabiliriz? Bir pazar yeri noktasında daha elverişli, daha sağlıklı bir ortamı nasıl oluştururuz diye araştırma içerisindeydik. Hemen muhtarlık binamızın alt köşesinde, batı köşesinde orada uygun bir alanı bulduk. Onunla ilgili uygulama çalışmasını başladık ve öyle tahmin ediyorum ki oranın mevkinin uygulamasıyla birlikte alanın kazandırılması 3-5 ay gibi bir zamanımızı alacak. Akabinde de hızlı bir şekilde üstü kapalı olan bir pazar yerini de bu bölgemize Allah'ın izniyle kazandırmış olacağız. OBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Otogar, Ünye Limanı, Ünye Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü ile devam eden ziyaretler Asarkaya yolunun incelenmesiyle sona erdi. Son günlerde ülke genelinde gribal enfeksiyonlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun da özellikle aileleri uyardı. Çocuğunuz hastaysa okula göndermeyin dedi. Son 1-2 haftada özellikle toplumda görülen gripal enfeksiyonların ve üst solunum yolu enfeksiyonların, hatta bazen buna eşlik eden alt solunum yolu enfeksiyonlarının da bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni muhtemelen çocuklarımızın okullarda bu virüsü birbirlerine yayıp o virüsten de ailesine, aile bireylerine, erişkinlere bunu geçirmesidir. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun artan gribal enfeksiyonlara dikkat çekerek ailelere uyarılarda bulundu. Ben buradan ailelerimize bir
öneride bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarınız eğer hastaysa okula göndermeyin. Çünkü gönderdiğiniz zaman o hasta döneminde başka arkadaşlarına da bu virüsü bulaştıracağı için, onlar da kendi büyüklerine bu virüsü alıp taşıyacakları için hastalık bu şekilde haftalarca uzayabilecektir. Okullarda hastalığın daha hızlı yayıldığını ifade eden Dr. Coşkun, hastalığın haftalarca sirkülasyonda kaldığını belirtti. Oysa basit bir önlemle, çocuklarınız hastaysa okula göndermemekle bu virüs bulaşımını engelleyebilirsiniz. Doktor Coşkun, dersler telafi edilebilir fakat toplum sağlığı daha önemli ifadelerini kullandı. Hasta olan çocuklarınızı lütfen okula hastalık süresince göndermeyin. İyileşince gönderir, o derslerin telafisini yaptırırsınız. Bu toplumun sağlığının korunması açısından da çok çok önemli. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da geride bıraktığımız salı akşamı Sözünüzü programında misafirimizdi. Korgan ilçesine yapılan yatırımları anlattı. Özellikle planlanan yatırımlarla ilgili de detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için enerji hedefiyle açmıştık bülteni, o enerji hedefleri arasında Korgan ilçesi de yer alıyor. Çok yakın bir zamanda Korgan'a güneş ve rüzgar enerjisi gelecek. Yatırımcılar hazır. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakın, trafo merkezi yukarıda ilçelerde yoktur. Burada trafo merkezi şu an 200 trilyona, eski parayla 200 milyona ihalesini yaptırdık. Ben bunun için 6 yıl uğraştım. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, TV'lik ekranlarında yayınlanan Sözün Özü programında yaptığı açıklamayla Korgan'ın ilerleyen yıllarda enerji üssü haline geleceğini söyledi. İlçede yapımı devam eden trafo merkezi hakkında konuşan Başkan Kiraz, ilerleyen senelerde Korgan'a rüzgar ve güneş enerji santrallerinin kurulmasının yolunun açıldığını söyledi. Hamdolsun yer tahsilleri falan şurada gördünüz. Şu an şantiyesi kuruldu. Bu arazide sadece 2B arazi yüzünden biraz muallakta yerler vardı. Hamdolsun onu da çözdük. Burada yarın bu ne getirecek? Rüzgar gülleri, restleri, gezleri, hesleri getirecek. İlçede elektrik sıkıntısı ortadan kalkacak. Rüzgar ve güneş enerji santrallerinin birçoğunun lisanslarının alındığını anlatan belediye başkanı, yaşanan 2B arazisi probleminden dolayı santralin açılmakta biraz gecikeceğini anlattı. Burada 10 yıl sonra değil, 5 yıl sonra, 3 yıl sonra bu bina bittiğinde 5 yıl içinde göreceksiniz ki Korgan'ın o tepelerinde, yaylalarında rüzgar gülleri 10 tane, 15 tane güneş enerjilerini lisansları da hepsi alındı. Yani iş adamları birçok lisansını Korgan'a çevirdi. Korgan'da yapılacak yatırımla bölgeye enerji dağıtılacağını söyleyen belediye başkanı Kiraz, bunun ilçeye kazandırılması zor bir yatırım olduğunu da sözlerine ekledi. İddialı konuştu. Bizden başkası da bunu alamaz dedi. Akkuş'ta bir tane trafo merkezi var. Fatsa'da var. Ring olacak. Bu aradaki üretilen enerji Korgan'da toplanacak. Buradan dağıtımı yapılacak. Enerji üssü diyoruz. Bu önemli. Burada 50-60 kişi çalışacak. Bu şu an gözükmüyor. Bunlar bir tane daha yukarı kesimden, 19 ilçesinin, yani yukarı kesimde kaç ilçe varsa bir tanesi daha alamaz. Alamaz. Projenin ise 2 sene gibi kısa bir sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu 2 yıl gibi kısa bir sürede, çünkü bir tanesi 500 bin dolar. Çok ciddi para. O yüzden bunu bitireceğiz. Bittiğimizde bizim elektrikle ilgili, yok hatlar geldi, dağdan geçti, ormandan heyelan oldu. Sıkıntımız kalmayacak. 61 kilometre sadece yüksek gerilim hatlara döşenecek. Akkuş, Fatsa, Korgan arasında link yapacak. Bu elektrik gidip gelecek. Fazlalığı Tokat, Albus, Albus'tan İstanbul. Şimdi Ünye ilçesinden bir trafik kazası haberiyle devam edeceğiz. Ünye Liman Kavşağı'nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Perşembe gece saatlerinde Ünye Liman Kavşağı'nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kontrollü geçiş sırasında yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunmasının ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. K
Geçmiş olsun diyoruz. Trafik gerçekten hataya yer olmayan bir zemin, yani bir saniyelik hata ya da dalgınlık beraberinde telafisi olmayan büyük kazaları getirebiliyor. O yüzden trafik kurallarına en üst seviyede uymak zorundayız. Hem kendi can güvenliğimiz hem de başkalarının can güvenliği için. Trafikte zaman zaman bizlerin de başına geliyor. Örneğin bir karayolu için belirlenmiş bir hız limiti var. Sağ şerit içinde, sol şerit içinde hız limitleri belirlenmiş. Ve sürücüler o hız limitlerine uymak zorunda. Ama uymuyoruz işte. Uyanı da taciz ediyoruz uymaması noktasında. İşte sonrasında da böyle kazalar yaşanabiliyor. Türkiye'de, hatta Türkiye'de değil, gerçi dünyadaki bir istatistik var mı bu manada bilmiyorum ama Türkiye'de böyle bir istatistik vardı. Trafik kazalarının nedenleri. En fazla sürücü hatası kaynaklı yaşanıyor bu kazalar. Bunu da hatırlatmış olalım. Özellikle de kış mevsiminde lütfen trafik kurallarına en üst seviyede uyalım. Ve bu hafta önemli bir hafta. Yerli malı haftası, yeni adıyla tutum, yatırım ve Türk malı haftası. Bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Çocuklar yöresel kıyafetler giyiyor. Hem memleketlerinin ürünlerini tanıtıyorlar hem de yerli malı için farkındalık oluşturuyorlar. Kurulan yerli malı pazarında çocuklar tezgahtar, velilerse müşteri oldu. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyen Yalçın Çelebi Anaokulu'nda tezgahları birçok ürün süslüyor. Turşudan sarmaya, maydanozdan kiviye kadar çok sayıda Ordu'da yetişen ürünler minikler tarafından satışa sunuldu. Gel vatandaş gel! Gel vatandaş gel! Mandalina kaç lira? 5. Nereden topladın? Köyden. Taze mi, doğal mı? Taze. Neler var sepetinde? Kivi, portakal, havuç, elma. Nereden topladın? Köyden. Kaç liraya satıyorsun peki? 5 liraya. Ordu'nun Altınordu ilçesi Yalçın Çelebi Anaokulu'nda tutum, yatırım ve Türk malları haftası kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar yöresel kıyafetler giydi, hem memleketin ürünlerini tanıttı hem de yerli malı için farkındalık oluşturdu. Kurulan yerli malı pazarında çocuklar tezgahtar, veliler müşteri oldu. Her ürünün temsili olarak 5 liraya satıldığı pazarda alan da satan da memnun çıktı. Hazırladığımız bu mamillerimizi çocuklarımız kendi ellerindeki paralarla birlikte geliyorlar, istedikleri mamilleri alıyorlar. Ve böylelikle iki tane amacımız var bizim burada. Sosyalleşmelerini sağlamak. Elde ettikleri parayı istedikleri şekilde harcamanın zevkine varıyorlar. Aldıkları mamilin değerini ve paranın kıymetini anlamış oluyorlar. Okul yönetimi tarafından dördüncüsü düzenlenen etkinlikte ise satılan ürünlerden elde edilen gelirler, okulun bulunduğu mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli bir bireyin tekerlekli sandalye ihtiyacı için harcanacak. Okul müdürü Mehmet Öztürk de etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. İkinci amacımız ise elde ettiğimiz gelirle birlikte daha önce bir çocuğumuzun ameliyat ettirmiştik. Onda katkı sağladık. Sonra iki defa tekerlekli sandalye aldık. Bu da dördüncüsü, aynı şekilde mahallemizde ihtiyacı olan bir vatandaşımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben bu anlamda katkı sağlayan velilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Etkinlikte aktif olarak yer alıp hem yerli malı için çocuklar üzerinde farkındalık yaratan hem de engelli bir bireyin ihtiyacını gideren veliler de Yalçın Çelebi Anaokulu'na yapılan etkinlik adına teşekkürlerini iletti. 5 yaşında oğlumla evde kabak tatlısı hazırladık. Burada da farkındalık yaratmak istedik. Bizim de elimiz buna karışsın istedik çocuğumla. Yöresel ürünlerimizi onlara aşılamak, bunları gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik. Önemli de bir tarafı var, sosyal yönü var. Alışverişten toplanacak parayla bir engelli vatandaşımıza akülü sandalye yardımı yapacak. Bu nedenle de alışverişimizi daha önem vererek, daha özenli yaklaşarak yapmaya çalışıyoruz. Bu duyarlı yaklaşım için de okulumuza teşekkür ediyoruz. Çocuklarsa hem eğlendi, hem bilinçlendi, hem de yaptıkları etkinlikle ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Muz kaç lira? 5. 5 lira. Bu nerenin elması? Ordu'nun. Gel vatandaş gel!
Ordu'da zihinsel engelli 62 yaşındaki Emine Konay'ın gelinlikle kına gecesi hayalini kız kardeşleri gerçekleştirdi. Fatsa ilçesi Tahtabaşı mahallesinde oturan Konay'ın gelinlik giyerek kına gecesi yapmak istemesi üzerine kardeşleri davetiye bastırdı, düğün salonu kiraladı, gelinlik giyen kuaförde de saçı yapılan Emine Konay'ın hayalini gerçeğe dönüştürdüler. Ordu'da zihinsel engelli 62 yaşındaki Emine Konay'ın gelinlikle kına gecesi hayalini kız kardeşleri gerçekleştirdi. Fatsa ilçesi Tahtabaşı mahallesinde oturan Konay'ın gelinlik giyerek kına gecesi yapmak istemesi üzerine kardeşleri davetiye bastırdı, düğün salonu kiraladı. Elini kına yakılan Emine Konay ve davetliler bir süre müzik eşliğinde eğlendi. Konay'ın kız kardeşi Sebahat Yılmaz bu özel günlerine kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere de teşekkür etti. Ataşehir Ordulular Derneği tarafından her sene geleneksel olarak gezi programı düzenleniyor. Özellikle bu gezi programlarına memleketlerine hiç gelemeyen ordular seçiliyor. Gezinin bu seneki ayağı da gerçekleştirildi. Ataşehir Ordulular Derneği tarafından her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen Ordu Gezisi bu yılda dernek yönetimi ve 45 kadınla birlikte start aldı. İstanbul'da yaşayan Ordulu gurbetçilerin her sene düzenlediği etkinlikte bu sene kadın misafirlere ağırlık verildi. Ordu'dayız. Ataşehir Ordulular Derneği'nin başlatmış olduğu, her sene yapmış olduğu geleneksel olarak Ordu Kültür Gezisi ile ilgili. Bugün de 45 tane kadın arkadaşımızla beraber 47 kişilik bir grupla Ordu'dayız. Bugün Ordu'nun görülmesi gereken tarihsel özellikleri olan ve hakik şelaleleri, Ulugöl bir program akışıyla beraber 2 gün Ordu'dayız. Ataşehir Ordular Derneği Başkanı Ertuğrul Köleoğlu da genellikle Ordu'ya gelmemiş vatandaşların seçildiğini söyledi. Gezinin en güzel şekilde gerçekleşmesi içinse çabaladıklarını aktardı. Ordu'da olmaktan mutluyuz. Çoğunlukla Ordu'ya gelmemiş hemşehrilerimizi getirme gereği duyduk. Bunların yanında birkaç tane yabancı konuklarımız da var. Ordu'yu tanısınlar, örf ve ananelerini öğrensinler diye buradayız. Güzel oldu, iletişim çok iyi. Çok da güzel bir gezi gerçekleşiyor. Yine bu konuyla ilgili Ataşehir Ordular Derneği Kadın Kolu Başkanımız Emine Hanım'a, yine Başkan Yardımcı Hacer Hanım'a, bir ekibiz zaten. Ekip olmayınca bir şey olmuyor. Güzel bir gezi gerçekleşiyor. Derneğin Kadın Kolları Başkanı Emine Tok da etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Hepimiz biriz. Hep birlikte bir hareket ediyoruz. Bence güçlü bir yönetimimiz var. Ve de Ataşehir Ordular Derneği olarak böyle bu 45 kişiyi de getirdik. Hepsi de birbirinden değerli ordular. Birkaç tane de misafirimiz var. Ama onların da muhakkak arkadaşları, gelinleri ordulu. Merak edip geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcısı Hacer Yılmaz ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tip etkinliklerin her zaman olması gerektiğinin altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mehmet Hilmi Güler Başkanımıza çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinden dolayı ve burada birazdan site çekimde göreceksiniz kadın kolları başkanlarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu tip etkinliklerin olması gerekiyor. Evet, bizler İstanbul'da yaşıyoruz ama bir nevi gurbetçi sayılıyoruz. Memleketimizi özlüyoruz. Derneklerimizin amacı bu birliği ve beraberliği sağlamak. Biz Ataşehir Ordular Derneği olarak bunu sağladığımıza inanıyoruz. Amaç ordumuzun kültürünü tanıtmak ise bugün 45 kadınımıza ordumuzun güzel kültürünü tanıtmak olacak. 2 gün burada kalacağız. Dernek üyeleri ve misafirler Ordu'da 2 gün boyunca gezilerine devam edecek. Bu haberle bültenin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta adım adım zirveye yürüyen 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ilk devrenin son haftasında deplasmanda oynayacağı Amasya Spor Futbol Kulübü müsabakasına odaklandı.
1954 Kelkit Belediyespor beraberliğinin ardından iç sahada alınan Yomra Spor galibiyetiyle tekrardan moral bulan Mor Beyazlı ekip Amasya Spor Futbol Kulübü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ahmet Taşyürek nezaretinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Yarı sahada çift kale maçla son buldu. Mor Beyazlı ekip ligde oynadığı 16 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken topladığı 33 puanla 2. sırada kendisine yer buldu. Amasya Spor Futbol Kulübü ise 16 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı ve 15 puanla 15. sırada yer aldı. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 18 Aralık Pazar günü saat 14'te 12 Haziran Stadyumunda Amasya Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta çıktığı son 2 müsabakayı galibiyetle tamamlayan Ordu Spor 1967'de tüm dikkatler lider Karaman Futbol Kulübü ile oynanacak maçı çevrildi. Teknik direktör Cahit Erçevik önderliğinde son haftalarda hem futbol olarak üzerine koyan hem de başarılı sonuçlar almaya başlayan Ordu Spor 1967 Karaman Futbol Kulübü'nde mağlup etmeyi planlıyor. Mor Beyaz ekiple defans oyuncusu Batuhan Berkay Fındık geride kalan Bayrampaşa Spor karşılaşmasını değerlendirdi. Ya Bayrampaşa'ya güzel hazırlandık açıkçası. Çünkü deplasman senin de dediğin gibi yani galibiyetimiz çok kısıtlıydı, bir tane galibiyet. Bundan sonraki deplasmanlarda hani daha fazla galibiyet almak tabii ki de olması gereken bir şey. Şampiyonluk hedef. Yani bu saatten sonra artık hiçbir şekilde maç kaybetmememiz lazım. Her maça aynı parolayla çıkılacak. Bayrampaşa bizim için çıkış maçıydı açıkçası. Yani devre arasında deplasman galibiyetiyle ve içerideki maç galibiyetiyle girmek istiyoruz açıkçası. Genç stoper Karaman Futbol Kulübü karşılaşmasındaysa her zaman olduğu gibi sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade etti. Karaman maçı bizim için güzel bir maç olması gerekiyor. Galibiyet kesinlikle olması şart yani. Bu dönemde taraftarların da desteği çok fazla bir şekilde arttı. Herkes odaklandı. Şampiyonluğa odaklandı yani. Bu maç her maça çıktığımız şekilde çıkacağız yani yine. Hani Karaman bizim için çok 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 ekstra bir rakip değil. Çünkü her maça aynı şekilde çıkıyoruz. Bayrampaşa'ya da aynı, Karaman'a da aynı. Yani bu maçtan da hedef tabii ki de galibiyet. Geçen sezon yeni Mersin İdman Yurdu futbol takımında oynarken de Ordu Spor 1967 taraftarlarına hayranlık duyduğunu belirten Fındık, aynı atmosferi Karaman maçında yaşamak istediğini dile getirdi. Buraya geldiğimde çok sıcak karşılanmadım ilk başta ama sonradan sıcak karşılandım. Geçen sene burada hani Mersin'de oynadığım dönemde sıkıntılar yaşandı. Ama Ordu'nun taraftarı da hani büyük bir kitleye sahip. Gerçekten köklü bir kulüp olduğu için hani her maç artan bir taraftar kitlesi var. Gerçekten bu bizi de çok mutlu ediyor. Yani bu Karaman maçında esirgemesinler, gelsinler ki bu maçta yanımızda olmaları lazım. Artık çünkü ya hiçbir şekilde maç kaybetmememiz lazım. Hiçbir eksikliğin olmaması gerekiyor. Çok güzel bir taraftarımız var. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sahada da susmuyorlar. İnşallah onlara da görmek istiyoruz fazlasıyla aramızda. Ordu Spor 1967 18 Aralık Pazar günü saat 14'te yine Ordu Stadyumunda grup lideri Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ünyegücü Kadın Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 14. grupta konuk ettiği bir başka Ordu temsilcisi 52 Çamlık Spor'u set vermeden 3-0'la geçti. 2. Lig'de playoff mücadelesi veren Ünyegücü ile yeniden yapılanmaya giden 52 Çamlık Spor Ünye Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. İkinci devrenin ilk maçında oynanan Ordu derbisinde Ünyegücü kadın voleybol takımı iyi başladı ve ilk seti 25-15 ile aldı. İkinci sette oyundan iyice düşen 52 Çamlık Spor karşılık veremedi ve bu seti de 25-9 ile Ünye aldı. Üçüncü ve son sette ise 25-14'lük Ünyegücü üstünlüğü olurken karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünyegücü kadın voleybol takımı ligde puanını 22'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. 52 Çamlık Spor ise 10 puanla 6. sırada kaldı.